5 ekibi olarak Setsan Havacılık Genel Müdürü Ekrem Yılmaz'la birlikte Cessna 172'nin simülatörünü kullanıyoruz. Rotamız nerede? Şu an nereye gidiyoruz? Ankara İstanbul Havalimanı'ndan kalktık. Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru ilerliyoruz. Gerçekten güzel bir deneyim. İnanılmaz bir deneyim. Bütün detayları birazdan konuşacağız ama uçarken konuşmayalım diyorum ben güvenliğimiz için. Setsan Havacılık Genel Müdürü Ekrem Yılmaz'la birlikteyiz. Hemen mikrofonu kendisine ben yöneltmek istiyorum. Ekrem Bey, öncelikle teşekkür ederim standınızda bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben Setsan'ı sorarak başlamak istiyorum. Setsan Havacılığı sizden dinleyebilir miyiz? Sürecin nasıl gelişti, buralara kadar geldi? Çünkü çok başarılı. Neden başarılı olduğunu ben bir sonraki sorumda zaten izleyicimize belirteceğim ama öncelikle buradan başlamak istiyorum. Setsan Havacılığın buralara kadar geliş süreci, başlangıcı ve sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba tekrardan. Setsan Havacılık 2019 yılında kuruldu. Pandeminin ülkemize girişiyle birlikte yaşanan bu ekonomik ve sıkıntılı süreç başında kurulan bir firmayız. Ar-Ge'ye yönelik imalatlarımız var. Kurulduğumuz ilk gün başladığımız Cessna simülatörü aslında. Ama sürekli üzerinde duramadık. Çok fazla malzemeyi Ar-Ge yaptık. Çok fazla ürün ürettik. Aynı zamanda da sektör için gerekli olan birçok malzemeye ürünlerimizi ürettik. Şu an elimizde bir Cessna simülatörümüz var. Analog cockpit. Bir tane de glass cockpit olaraktan %99 aşamasında bitti ama fuara yetiştiremedik. Bir de ekstradan Sikorsky S70A simülatörümüz. %60 seviyelerinde şu an devam etmekte. Bizim yaptığımız diğer işlerimizde de yani simülatör harici yaptığımız diğer işlerimizde de yer destek ekipmanları olsun havacılık anlamında. Diğer bağlantı ekipmanları, bağlantı pimleri, hızlı bırakma pimlerimiz var. Bunların imalatlarını yapıyoruz. Seri imalattan ziyade Ar-Ge imalatları yapmaktayız. Genel olarak bu şekilde. Peki, Cessna 172'nin önündeyiz. Daha doğrusu simülatörün önündeyiz. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir de sizin standınıza geldi. Hatta direkt geldi ve sizinle bir konuşma gerçekleşti. Şimdi ben önce o konuşmayı ardından da Cessna 172'yi istiyorum. Yani sizden duymak istiyorum. İsmail Demir burada ilgisini çeken neydi? Aslında iki soru da birbiriyle alakalı. Cessna 172'nin simülatörü o kadar çok göz dolduruyor ki zirvede. Gelmemek mümkün değildi. Sayın Demir de geldi zaten. Neler oldu o konuşmada? Sayın Savunma Sanayi Başkanımız geldi, dikkatini çekti. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Simülatör dediğimiz zaman Türkiye'de çok fazla bir imalatçı yok ve dünyada da fazla bir imalatçı yok. Ve aslında yeni çağın başlangıcı diye ben kendimi konuşuyorum. Metaverse girişimiz ve diğer birçok şeydeki sanal aleme girişimiz aslında. Simülatör bugün birçok maliyeti, finansal noktada maliyetlerimizi, eğitim noktasında da insanları daha hızlı ve daha çabuk, daha seri yetiştirmemizi sağlıyor. Bir hava aracına bir pilotu yetiştirmek kaç saatse, buna kullanılan yakıtı, diğer bakım maliyetleri, uçuşu, hava aracının yıpranması ciddi bir maliyet oluşturmakta. Ama simülatörle yaptığımızda sadece bir elektrik maliyetimiz var. Ve normal evimizde kullanılabilecek şekilde bir şey. Sayın İsmail Demir de buna istinaden geldiğini düşünüyorum. Dikkatini çektiğini düşünüyorum. Şimdi ben o zaman Cessna 172'yi biraz daha dinlemek istiyorum sizden. Öğrenci pilotlara çok fazla sanırım yönelik. Onların dikkatini çok çekiyordur diye düşünüyorum. Artı %70, %80 yerlilik oranı var. Sizler üretiyorsunuz birçok yazılımını, uçuş parçalarını sizler üretiyorsunuz. Ve gövdesi ve büyük bir çoğunluğu da Cessna 172'nin orijinaliyle zaten aynı. Detaya gidecek olursak bu simülatörde gelip bir kişi, benim gibi bilmeyen bir kişi bindiğinde neler bulacak? Cessna 172'nin orijinaliyle arasında ne farklar var? Nerelere benziyor? Cessna 172'de birebir kabin ölçülerimiz aynı. Birebir tasarlandı. Bu da bir 6-7 ay gibi bir süre geçti. İçindeki bütün parçalar birebir replika üretildi. Uçmayacağı için birçok parçayı daha düşük maliyetlerle replika ve elimizde hazır stoklu ürün olması adına replika olarak kullandık. Öğrenci pilotlar buraya geldiğinde, kullanıcı olaraktan geldiğinde
birçok emergency protokolünü yerine getirebiliyorlar. Motor arızası olsun, motor yangını olsun, airspeed arızası olsun. Bunlar genelde hava aracının sık yaşadığı emergency durumlarıdır. Bunları havada gerçek bir hava aracıyla görmesi çok ciddi bir sıkıntılar yol açabilecekken simülatörde bu konumda çok fazla bir hazırlık yapılabiliyor. Sully filmi var, belki izlemişsinizdir. Bir büyük yolcu uçağı Hudson Nehri'ne iniyor. Burada simülatör yardımıyla o inişte kimin hatalı, kimin kusurlu olduğunu gösterebiliyorlar. Ve bu gerçek yaşanmış bir olay. Simülatörün bu anlamda önemi çok büyük. Bugün savunma olaraktan da askeri havacılık anlamında dersek de birçok insan savaş senaryolarını bilemiyor. Burada bunları yapabiliyoruz, eğitimlerini yapabileceğiz daha diğer simülatörlerimizde. Kullanım alanlarında insanların ne kadar şansı varsa o kadar çok tecrübe kazanabiliyor. Ama velakin burada şunu sağlayabiliyoruz. Olması en zor durumlarda o kadar çok senaryoyu tekrar ediyoruz ki insanlar burada o senaryoyu ezberliyor, öğreniyor. Hava aracında gördüğünde normal refleks gibi hareket ediyor. Bunun çünkü simülatörde ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve dediğim gibi can güvenliği açısından en önemlisi simülatörde emergensiler ve aynı zamanda hava durumlarında deneyimleyebiliyorlar. Şimdi karlı havada uçuş, yağmurlu havada uçuş gibi bir sürü senaryomuz var. Bu senaryolarda hava aracı nasıl tepki veriyor? Ne yapmak gerekiyor? Birçok pilotun başına geliyordur. Yağmursuz, hava düzgün bir kalkış yapacağım diye kalkıyor. Yolun sonuna geldiğinde hava bozuyor, sıkıntıya yol açabiliyor. Burada ne yapabileceğini pilotlarımız çok güzel bir şekilde öğrenebiliyor. Baktığımızda emin adımlarla ilerleyen, yükselen bir firmasınız. Ve Türk savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarıyla, firmalarıyla ileride bir alt yüklenicilik, ortaklık, işbirliğine gitme gibi durum söz konusu mu? Çünkü baktığımızda Türk savunma sanayisini emin adımlarla ilerlemesine, milli ve özgün olarak üretim yapmasına gerçekten çok büyük katkı sağlayan bir firmasınız. Yani dışarıdan bakıldığında, birazdan değineceğim onlara, dışarıdan bakıldığında küçük bir aparat gibi görünen birçok ürünü yerli ve milli olarak üretiyorsunuz. Doğal olarak aslında küçük gibi görünen ama büyük rolü olan o kadar üründe dışa bağımlılığı sıfıra indiriyorsunuz. Azaltmak bile değil bu. Yani sıfıra indirmek. Bu yüzden böyle bir firma ilerleyen süreçte projelerde ya da geliyor mu öyle teklifler? Öyle söyleyeyim size. Hani. Şu anda bir firmayla alt yüklenicisiyiz. Çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Diğer firmalarla da yavaş yavaş tanışıyoruz. Onların da ihtiyaçlarını çözüyoruz. Ağırlıklı kamu kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Jandarma havacılık, emniyet havacılık, orman havacılık gibi, Türk Hava Kurumu gibi kurumlarla çalışıyoruz. Onların yer destek ekipmanlarının üzerine ve diğer özel Ar-Ge gerektiren işleriyle ilgileniyoruz. Yani kökenimiz sadece Ar-Ge istediğimiz için birazcık daha butik çalışıyoruz. Bu soruyu sormamın sebebi vardı tabii ki. Biz buraya ilk geldik sizinle yayın öncesi konuşurken. Simülatör haricinde başka ürünlerinizi de gösterdiniz bize. Ve gerçekten büyük bir başarıydı bu. Ben şimdi onu konuşmak istiyorum sizinle bir de. O tarafa gidelim o zaman, bir ürünü görelim. Setsan Havacılığın yerli ve özgün üretime dair katkılarından biri bu aparat. Buna tetik ismini verdiniz. Tabii ki ben bunu anlatamayacağım. Siz daha kapsamlı anlatacaksınız. Bu yüzden ben direkt sözü size şöyle bırakıyorum. Şimdi şöyle, bu ürünümüz hızlı bırakma pimi aslında Türkçe karşılığı. Quick release pin. Havacılık ve savunma sanayinde çok fazla kullanılıyor. Birçok yerde pimlerin geçmesi gibi kullanım alanları var. Hem güvenlik ürünüdür. Düğmesine bastığımız anda toplar boşa çıkar, bilyelerimiz boşa çıkar, yerine girer. Bıraktığımız anda orada kilitlenir. Hiçbir şekilde açamazsınız. Bu hassas yerlerde özellikle kullanılan bir malzeme. Bundan yer yer emniyet kemerlerinin bağlantı yeri olarak da gördük. Yer yer iki malzemeyi birbirine bağlarken gördük. Yer yer ağır tonajlı malzeme çeken yerlerde tutan yer olarak gördük. Yer yer uçakların tamamen grant edildiği yerlerde uçağın yere bağlarken kullanılan pim olarak da gördük. Ve bu ürünü biz müşterilerimize verdiğimiz ürünlerin içerisinde mutlaka ve yer alıyor. Yurt dışından getirirken 30 gün 40 gün terminle geliyor. Bir tane ürün istiyorsunuz, 30 gün 40 gün terminle geliyor. Geldiği zaman da
size yerinize uymazsa ürün boşa gidiyor ve zaman faktörü sizi çok geriye atıyor. Ve bir tane projemizde de çok acil ihtiyaç vardı. Ar-Ge'sini yaptık. Nasıl yaparız? Geliştirdik, inceledik, parçaladık, denedik. Çok fazla prototip yaptık. İş yerimizde çok fazla atıl şeyimiz var, test şeyleri. Doğru sistemi bularaktan bunun imalatını yaptık. Artık Türkiye'de bu tip ürüne bir ihtiyacı olan kişi son dakika bile söylese maksimum 10 gün içerisinde istediği adette tedarik edebiliyoruz. Bu birçok firmayı sevindirecek bir durum. Çünkü projeyi bitiriyorsunuz, son aksesuar, hırdavat grubu, aksesuar grubu olduğu için sona kalıyor genelde. Sona kalıyor, o 40 gün, 50 gün bir projeye çalışıyorsunuz. Bunu unuttuğunuz için bir 50 gün daha beklemeniz gerekiyor. 100 güne geliyor sizin terminiz. Bu da hem iş yerinizde malzemenin yer kaplaması, işi teslim edememek gibi bir sürü sıkıntıya şey yapıyor. Artık bunda her ebatta, her istediğimiz boyda, her istediğimiz çapta, her istediğimiz uzunlukta ve her istediğimiz kafa yapısına özel imalat yapabiliyoruz. Bu şekilde hareketli parçaları da menteşe görevi gibi de görebiliyor aslında kullanım yeri. SESAM Havacılık olarak aynı zamanda yangın söndürme helikopterlerine de kendi imal ettiğiniz ürünlerle desteklerde bulunuyorsunuz, katkıda bulunuyorsunuz. Biz bunu dinledik sizden ama ben seyircilerimin de, izleyicilerimizin de öğrenmesini, duymasını çok istiyorum. Çünkü büyük katkılar bunlar. Yangın söndürme helikopterlerine SESAM Havacılık nasıl imza atıyor? Bamba bucket dedikleri bu parçayı yerli ve milli üretiyoruz. Yurt dışından Kanada ve Rusya menşeli ülkelerden aslında üretiliyor. Ama Marmaris yangınında, 2 sene önceki Marmaris yangınında gördük. Çok elimizdekilerin hepsini kullandığımız zaman bile yetişmedi. Bizim o zaman aklımıza düştü. Biz niye yapmıyoruz? O gün hemen başladık Ar-Ge'lerine. Bugün belli bir seviyeye geldik. Şu anda iş yerimizi üretimini yapabiliyoruz. Bu sene inşallah yangın sezonu Rabbim göstermesin. Ne kadar az olursa bizim için o kadar iyi. Ama ne kadar olursa da olsun biz müdahale etmeye hazırız. Bütün araba kurtarma ekipmanları olarak da bunların da imalatlarına ve Ar-Ge'lerine başladık. Bunlara da inşallah en kısa sürede yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.